Yani olayı tepki olarak değil de arkadaşlar, olayı kendi çirkinliklerini bize yansıtması olarak değerlendirmek belki daha doğru olacak. Ne yazık ki son zamanlarda, son yıllarda Avrupa nezdinde bunu ben özellikle ifade etmek istiyorum. Seçim dönemlerinde biz bunu çok yaşıyorduk. Yani kendi seçimlerinde, kendi iç kamuoylarına dönük daha fazla oy alabilme uğruna dış politika nezdinde Türkiye'yi kullanma olayı. Hatta biz bunu başka ülkelerde de çok net gördük. Ama şimdi görüyoruz ki Avrupa Birliği kendi içerisindeki çekişme ve çatışmaların, yani buna komisyon, Avrupa Komisyonu ve Konsey de dahildir ne yazık ki, mecrası olarak Türkiye'yi kullanma arzusunda gibi bir izlenim görüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Kendi çekişmelerini ve kendi çatışmalarını kendi içinde yaşasınlar, kendi içerisinde çözsünler. İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza ne de Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın. Çok daha net görür. Cumhurbaşkanımıza gelince faşizmin de, komünizmin de, her türlü diktatörlüğün de, her türlü vesayetin de çok net şekilde karşısında duran, dimdik duran, milletiyle birlikte, ekibiyle birlikte dimdik duran bir cumhurbaşkanı vardır. Ve de bu cumhurbaşkanı son 20 yıla baktığınızda da her seçimde de halkın teveccühüyle defalarca seçilmiş ve gelmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi iç çekişmelerini bahane ederek veya da popülizm yakalama, yani bunu Fransa'da da gördük, Fransa'nın başındaki zatta da gördük. Dolayısıyla burada da bir popülizm uğruna, kendisini ispat etme uğruna Türkiye'ye veya Cumhurbaşkanımıza laf atmaya veya Cumhurbaşkanımız üzerinden iç siyaset oluşturmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Türkiye'ye dil uzatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da sessizlerin sesi olmaya ve mağdurların yanında olmaya bütün gücüyle devam edecektir ve demokrasinin de kalesi olmaya da devam edecektir. Demokrasinin ne anlama geldiğini veya gelmediğini görmek isteyenler, dediğim gibi çok geriye gitmelerine gerek yok. Çok yakın tarihte, hatta şöyle birkaç aylık dönemde bile şöyle bir geriye bakarlarsa hangi ülkede nelerin yaşandığını çok net olarak görürler. Diplomasi, protokol ve nezaket kurallarına gelince, Cumhurbaşkanımız hiç kimse kusura bakmasın bir dünya lideridir. Saygınlığı olan insandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kayıtlı kısmına baktığınızda 2000 yıllık bir devlet geleneği vardır. Kimi, nerede, nasıl ağırlaması gerektiğini herkesten çok daha iyi bilir. Eğer bir protokol hatası arıyorlarsa kendilerine baksınlar, kendi iç çekişmelerine baksınlar, bizi karıştırmasınlar. Bu kadar nettir. Teşekkür Peki, ederim. ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.